Vakıa suresi de Cenab-ı Allah diyor ki cenneti tarif ederken içlerinde şeytandan Allah'a sığınırım cennette içlerinde her türden meyve bak her türden meyve eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Bakın önce huy güzelliği. Huyu güzel olmadı mı öyle kadın ne yaparsa yapsın hiçbir şey yaramaz. Erkek de öyledir kadın için. Eğer huyu gıcıksa kadın nefret eder. İsterse evet. Dünyanın en güzel insanı olsun. Akılsız insan çok iter insanları. Akıllı insan, güzel huylu insan güzeldir. Evet, inşallah. İnşallah. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Korunmuş, yani iffetini koruyan, dejenere olmamış kadınlar güzeldir. Yani insanı etkiler. Ama yani herkesin kullandığı, genel hale gelmiş, değerini kaybetmiş bir kadın, psikolojik olarak insana saygı duyamaz. Değer de veremez. Dolayısıyla da etkilenmez. Yani et yığını gibi gelir. Kur'an bunu göstertiyor. Yani evet. Şey olarak, helali olarak tabii. İnşallah. Bakın hatta diyor ki bundan önce diyor Cenab-ı Allah, kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Çünkü namus hissi insanı çok olumlu etkiler. Ruhunda çok olumlu etki meydana getirir. Yani onu tertemiz görürsün, şefkat duyarsan, sevgi duyarsan, saygı duyarsan, değer verirsin. Ama insan saygı duymazsa, değer vermezse, önemli görmezse maymun gibi bir şey görür onu. Yani çok kötü görür, yani tiksinir hatta. Yani onun güzel olmasının bir anlamı kalmaz. Onun için insan aklıyla, güzel ahlakıyla, derinliğiyle, tutkusuyla, değil mi? Allah'tan korkması, Allah'ı sevmesiyle etkileyici ve güzel olur. Çünkü bir insana bakarken biz Allah'ın tecellisini görmüş oluruz. Allah onu bize beynimizde güzel yaratmasa istese maymun gibi çok çirkin de yaratabilir. Mesela insan güzeldir de Allah bize çok anormal de gösterebilir beynimizde. Hiçbir şey yapamazsın. Evet. Değiştiremezsin. İnşallah. Veya tamamen görüntüsünü yok edebilir. Simsiyah karanlık da gösterebilir Allah. Bir şey yapamazsın. Ya renk körü yapar Allah. Siyah beyaz göstertir. İnşallah. Hiçbir şey yapamazsın. İnşallah. Tabii. O Vakıa suresi 56. sure. Bakın yine 56'ya geldik. İnşallah, evet. Vakıa suresi 56. 4. Yer şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldı. Ve dağlar darmadağın ufalandı. Bakın 5. ayette bu bak. 4'te yer şiddetli bir sarsıntıya sarsıldı. Yani bir çarpmayla. Bak kıyameti yine anlatıyor. Ve dağlar darmadağın olup ufalandı. Çarpmanın şiddetiyle dağlar darma keşen olacak. 4 ve 5. ayetler. Ne olur 4-5 bir araya gelince? 1545. Yine 1545'i hissediyor. Kıyametin olmuş tarih. Değil mi? Vakıa suresi. Evet. Nimetlerle donatılmış cennetler içinde diyor. Cennet ehlini anlatıyor Cenab-ı Allah. Birçoğu geçmiş ümmetlerden 13. ayette. Biraz da sonrakilerden 14. Aklına ne getiriyor? Yani biraz az bir kısım, biraz da sonrakilerden cennette insanlar. Hicri 14. yüzyıl. 14. yüzyıl, evet. Hicri 1400. 1400, evet. Hicri 1400'e bakıyor değil mi? Evet. Biraz da sonrakilerden özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Hani evrim vardı cennette de? Evet. Mücevherden tahtlar orada mağazadan alınmıyor. Allah yaratıyor. Değil mi? Orada bir usta yapmıyor onu. Allah yaratıyor. Karşılıklı yaslanmışlardır diyor Allah.